Evet, merhabalar sevgili seyirciler. Bugün 1 Temmuz 2020 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. İkinci bölümdeyiz. Misafirim uzman çavuş Erol Karabulut. Devam ediyoruz. Erol Bey, şimdi şeyi bitirelim. İşte askeriyeye başladınız 93'te. İşte bir takım sıkıntılar başladı, mobbingler başladı, psikolojik baskılar başladı. Fiziki şiddetle karşılaştınız mı? Fizik şiddette hiç karşılaşmadım. Öyle bir hakları var mı siz, dövme hakları? Normal erleri dövüyorlar da. 2000 yılında çıkan bir yönergeyle dövme olayı kalktı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Öyle mi? Maşallah. Evet, ondan önce fiziki bir şiddette karşılaşmadım. Yani arkadaşlarımı da ben görmedim. Karşıda arkadaşlarım da olmadı. İyi, peki, güzel ya. Bir tek bağırabilirler. Burada da bağırıyorlar. Yani özellikle Evet. bağırıyorlar. Tamam, anladım. Ondan sonra ve en sonunda dayanamadınız, istifa ettiniz. Evet. Şeyden istifa ettiniz. Ondan sonra işte ekmeğinizin peşine düştünüz. Şimdi bu son bir mahkemelik olma durumumuz var. Kamalizmle ilgili. Onu anlatalım. Bir anlat, şey yapalım. 2018 yılında Facebook'tan ben bir sayfaya girmişim. O sayfada bir türlü şey yapamadım. Gerçi de orada Recep Tayyip Erdoğan hakkında böyle yalan ve çirkin iftiralarda bulunuyordu. O tartışmanın boyutu Türkiye Cumhuriyeti'ne kurucusuna kadar geldi. Ben de biraz kitap okumayı severim. Özellikle Kadir Mısıroğlu'nun da videolarını çok seyrediyorum. Yalnız bu esnada ben şimdi onlara yetişebilmek için sesli klavye kullanıyorum. Telefonun sesli klavyesini kullanıyorum. Evet. Atatürk son 3 gününde bağırarak öldü diyeceğime bu sesli klavye Atatürk böğre böğre öldü diye oraya yazılmış. Ben bunun farkında değilim. Ya o şeye o şekilde geçmiş. O tartıştığımız kişiler beni CİMER'e şikayet ediyor. Kaç yıl, 14 ay sonra beni emniyete çağırıyorlar. Ben zaten ayda 2 sefer veya 3 sefer emniyete zaten sürekli gidiyorum. Face'den ve Twitter'dan FETÖ'cüleri hep şikayet ediyorum. Bu mobil uygulama, emniyetin mobil uygulaması var. O uygulama üzerine sürekli şikayet ediyorum. Savcılık emniyet beni çağırıyor, ifadem alıyor. Tanıyor musun, tanımıyor musun diye. Bu şekilde ben şimdi emniyetten çağırınca ben dedim yine dedim herhalde birisini şikayet ettim. Bu sebeple gidiyorum diye. Gittim oraya dediler ki abi senin hakkında şikayet var. Dedim hayırla? Dediler ki Atatürk hakkında yalan ve çirkin işte şeylerde bulmuşsun, sözlerde bulunmuşsun. CİMER'e şikayet etmişler seni. Dolayısıyla savcı senin hakkında suç dosyası hazırlamış. Senin ifadeni alacağız. O konuda ifadeyi verdim. 10. ayın 1'inde de mahkemem var. Anladım. Daha var yani diyorsunuz. Peki. Evet. Yani sırf böğürerek dendiği için mi böğürerek? Bu kadar mı? Orada ben şey de söyledim. Kadir Mısıroğlu'nun sözünü söyledim. Atatürk İngilizlere bir olup Anadolu Müslümanlarını kafirleştirip İngilizlere yem edecek ve kendi hayaliyle bir devlet kuracaktır diye ifade kullandım. Ki bunu Mısıroğlu da söylemişti. Onu da ilave etmişler Tamam. dava dosyasına. Bu iki kelimeden dolayı mahkemedeyiz. Peki. Yani hadi böğürerek hakaret olur da diyelim, öbürsü bir görüş beyan Yani, ediyorsunuz. evet Ki ya o diğeri size bir de ait, görüş. size de ait değil. Alıntı yapıyorsunuz. Ne var bunda? Evet. Oraya Kadir Mısıroğlu diye şey yazsaydım, yine sıkıntı olurdu. Çünkü bugün Can Dündar'ın
bir kelimesini biz söylediğimiz o zaman suç oluyor. Uğur Mumcu'nun bir sözünü biz söylediğimiz zaman suç oluyor. Veya Doktor Rıza Nur'un ki 7-8 yıldır Atatürk'e doktorluk yapmış birisinin anılarını parça parça alıp yayınladığımız zaman suç oluyor. Ya yani kendileri yapınca suç oluyor. Ki Kemal Kılıçdaroğlu bundan 8 yıl önce bir toplantıda Atatürk'ü affedersin yani merkez yurduna koydu. Canlı yayında ona herhangi bir dava açılmadı. Ama onun lafını biz alıp söylediğimiz zaman suç oluyor. Eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın sözünü o söylediği için suç olmuyor. Biz onu sosyal medyada yazdığımız için suç oluyor. Burada suç kişi karşıdaki Müslüman mı? Müslüman. Ha suç. Müslüman değilse suç değil. O bir görüş şeklinde. Adalet bunun neresinde? Hakim, yargıç veya savcı bunu neye göre değerlendirir? Bir anlam veremiyorum ben şahsen. Anladım. İşte kanun bir kere geçerli bir kanun değil. Aslında yani böyle bir kanun ölü insan yani hukuk ölü insanı korumaz. Böyle bir kanun zaten geçersiz. Geçersiz bir kanunu zorla ayağa dikmişler. Arkadan payanda dayamışlar. Korkuluklar gibi. Onu yaşatmaya çalışıyorlar. İçi boş olduğu için de sağa sola uyarlıyorlar bunu. Keyfi bir şekilde uyarlıyorlar. Evet. Dünya kamuoyu da pek ses çıkartmıyor. Ne Avrupa AİHM işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte burada şeye gittim ben sosyalist internasyonale gittim adamlar hala cevap verecekler bana aynı teşkilatın içindiler neyse geçmiş olsun işte bu şekilde artık izah edersiniz anlarlarsa tabii onlar da anlayamazlar hakimler savcılar ya, vesaire şimdi anlamayacaklarını ben adım güvenim ya şimdi Kemalizmi Atatürk'ü bir çıkar vasıtasının çıkar vasıtası olarak kullanıyorlar. Bir ekonomik getiricisi olan para gibi kullanıyorlar. Yani evet yani bir yerden bir getiri varsa mutlaka önünde Atatürk vardır. Kişi o getiriye itiraz edemiyor. İtiraz ettiği zaman zaten önünde bir Atatürk var. Atatürk'e itiraz etmiş oluyor. Bu da suç sayılıyor. Adamlar yani affedersin ama tezgahı o şekilde kurmuşlar ne yazık ki. Aynen. Aynen maalesef. Bir maske arkasında iş çeviriyorlar. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki şimdikilerden bahsetmiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle 2008'den öncekilerden bahsediyorum. 2008'den öncekiler kesinlikle ve kesinlikle yani kurmay olacaklar bir defa Atatürk'e biat etmek zorunda. O şekilde yemin edip ancak general olabiliyorlar. Yani öbür türlü kesinlikle yani. Benim çok sevdiğim, çok değerli, çok bilgili bir tabu komutanım vardı. Kurmaydı. Kendisi çok üstün başarıları vardı. 3 tane yabancı dil biliyordu. Birkaç yerde askeri ateşlik yapmıştı. General olması gereken bir kişiyi 2000 kaç yılında? 2007 yılında tayinle geriye aldılar. Geri hizmete aldılar. Evet. Öyle de acımasızlar. Evet. Peki. 2008 öncesi askerliğiniz dönemi boyunca bu arada 5816 ile ilgili bununla ilgili söyleyeceklerinizi burada bitirelim. Varsa söyleyeceğinizi ekleyin. Sonra devam edelim. 5816 bu milletin sırtında millet demeyeyim bu adaletin sırtında bir kambur. Kesinlikle bu kamburun kazınması lazım. Vatan millet sevdalısı binlerce insan bu kanun yüzünden mağdur ve muzdarip durumda. Yaklaşık yani bu kanundan ceza alanların sayısı bir herhalde bir 10 bin kişiyi geçmiştir. 10 bin kişi demek yani devletine küsen kişi anlamına geliyor. Çünkü burada cereyan eden, işleyen mekanizma, adalet mekanizması
onun şartları da hakim ve savcılar, avukatlar zaten diyorlar yani bu tür davalarda biz ücret alıyoruz. Bu da bizim için bir çıkar meselesi diyorlar. Ama bu hakim ve savcılar kesinlikle yani 5'li 8-16'dan bir dava dosya gelmiş önüne. Bu dosyaya, bu davaya ceza vermezlerse barolar tarafından veya hakim ve savcılar yüksek kurulu tarafından ne bileyim lekeli bir hakim olarak ve lekeli bir savcı olarak kayda geçmelerinden korkuyorlar. Yani illa ceza verilecek bir dava gözüyle bakıyorlar. Öyle. Ne yazık ki. Maalesef. Peki. Devam ediyoruz. 2008 öncesi orduda subaylara, generallere, masonlara rastladınız mı hiç? Duydunuz mu? Şimdi Bahattin Bey ben şunu açık açık söyleyeyim. Evet. Ben Türk Sağlık Kuvvetleri'nde masonlara rastlamadım. Hatta FETÖ'ye dahi rastlamadım. Allah Allah. Ne zamana kadar? Bakın. Ne zaman? Ne zamana kadar? 2007 yılında benim kısa dönem bir askerim vardı. Bu aynı zamanda Bank Asya'da müdür yardımcısıydı. Öğlen namazını kılmam icap ediyor. Dedim ki ismi Şükrü'ydü herhalde. Şükrü olması lazım. Dedim ki Şükrü ben namaz kılmam gerekiyor dedim. Ben dedim bak bu arada namaz kılacağım. Sen dedim kapıda bekle. Birisi geldiği zaman kapıyı hafiften vur. Ben ona göre tedbirimi alırım dedi. Ondan sonra tamam dedi. Ben namazımı kıldım. Öğlen namazımı kıldım. Çıktım dışarı. Dedi ki komutan dedi içeri geçelim mi dedi. Namaz kıldım odaya geçtik. Dedi ki sabredin. Bizim dedi generallerimiz 10 yıl sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirecekler. Ve yeniden şeriatı getireceğiz Allah'ın izniyle. Biz iktidar olacağız. O zaman rahat rahat namazınızı kılacaksınız dedi. Dedim ki yani sizin generaller derken kim dedi? Fethullah Gülen dedi. Cemaatinin dedi subayları var dedi. Bu ordunun içerisinde dedi. Dedim ki ben bir tanesini dahi görmedim dedi. Dedi ki onlar dedi kendilerini dedi, çok çok iyi gidiyorlar dedi. Yeri geldiği zaman dedi Kemalist oluyorlar dedi. Yeri geldiği zaman dedi çok dindar oluyorlar dedi. Mecburen dedi bu dedi bir savaş. Savaşta dedi mutlaka dedi ölenler olacaktır dedi. Ama dedi Hoca Efendi dedi ki kesinlikle subaylarından bir tanesini dahi şehit vermek istemiyorum. Kendilerini gizlesinler dedi. O yüzden dedi çok gizliler dedi. Peki dedi bana bir tanesini gösterir misin? Sen beni dedi yaklaşık 4-5 aydır tanıyorsun. Evet. Kesinlikle yani şu an ben burada bilmiyorum dedi. Ama dedi kesinlikle de söyleyemem dedi. Dedim ki ya ben bir anlam veremedim. Neticede Türk Silahlı Kuvvetleri'nden binlerce subay asıldı. Bu adamlar dedim o asılanlara göz mü yumdu dedim. Madem yani 96 yılında dedim 97'de 98'de 95 yıllarında hatta dedim yani 2 yıl önce dedim bir tane asubayımız atıldı dedim Edirne dedim. Onlara yani madem subaylarınız varsa generalleriniz varsa dedim o kişilere dedim göz mü yumuyorlar? Dedi ki komutanım ayak bağı olanlar dedi ayıklanıyor dedi. Öyle dedi. Dedim ki yani tamam yani madem senin hoca efendin öyle diyorsa öyledir. Yani biz o zamanlar onları bir yani İslami bir kuruluş cemaat olarak biliyoruz. Ama gel görelim ki değilmiş yani. Tamam. Demiyorum. Onların dışında direkt mason olarak duydunuz mu? Şu general bu general falan. Öyle hissedebiliyor musunuz? Yani direkt olarak şey yapmadım. Yalnız hal ve hareketlerinden belli ediyorum. Mesela ben size söyleyeyim. Sene 1994 yılında Edremit'te 30 Ağustos Zafer Bayramı balosu var orada evinde. Tugay komutanı direkt kadehini kaldırdı. Dedi ki bu kadehimi dedi Çanakkale Savaşı'nda şehit olanlara, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olanların dedi şerefine kaldırıyorum. Şimdi bunu ancak kim der? Bir mason der. Evet. Müslüman düşmanı olan bir kişi der. Yani
Türklük kültürüyle yetişmemiş olan kişiler de evet. vardı. Yani Lecce'de ama onu tabii ben şahsen gözümle görmedim. Ki 1994 yılına kadar askeri eğitim kitaplarında Müslüman köyleri Kırıkları geçirilirdi. Bir tane Hristiyan köy olmazdı. Hep planlar, projeler o Müslüman köyler üzerinden, Müslüman mahalleler üzerinden planlanırdı. Ben bir gün dedim TV'nin birine, dedim ki ya komutanım bak şimdi şöyle, tamam biz eğitimde operasyon faaliyetleri yapıyoruz. Dedim şu Kroki'deki dedim köy Müslüman köyü camisi var. Bunu yerine dedim camiyi kaldırıp kilise koysak olmaz dedim. Dedi ki sen dedi, ne yapıyorsun? Ben de oradan mı attıracaksın dedi ya. O dedi genelkurmayın dedi talimatı dedi. Aman dedi karıştırma boş ver. Öyle deyince biz o zamanlar da yeni başlamışlardan göre 2 yıl falan olmuştu. Tabii biz o zaman sesimizi çıkartamadık. Neyse de uzman çalışırdı. Yani. Peki Erol Bey kısa kısa gidelim. Son 14 dakikamız. Lütfen. Şimdi bu şeyler, bu subaylar, generaller sizlerle uğraşıyor. İşte şeyde de gençlerimizle uğraşıyor. Yok sağcıydı, solcu diye fişliyorlar, mişliyorlar falan. Bunlar niye esas işleriyle uğraşmıyorlar? Neden gerçek işleriyle uğraşmıyorlar? Neden aldıkları maaş hak etmiyorlar da onun namazıyla, onun soluyla, onun sağıyla bilmem nesiyle uğraşıyor bunlar? Şimdi Bahattin Bey yani sen... siz mi bu? İşi gücü yok mu yani askeriye içerisinde? Askeriyenin bir işi gücü yok mu o zaman, o dönem? Şimdi bak ben şunu söyleyeyim. Bu Ergenekon davasını çok çok iyi biliyorsunuz. Benden çok evet. daha iyi biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu 15 Temmuz durumunu da benden çok çok iyi biliyorsunuz. Yalnız tamam. 15 Temmuz ile 2013 arasındaki çıkan Ergenekon kayıtlarını incelediğimizde Türk Sağlık Kuvvetleri'nde bulunan subay, yüksek üst subay dediğim binbaşı, yarbay, albay evet, ve generallerin yaklaşık %80'inin mason olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu insanlar gerçekten Türk Sağlık Kuvvetleri'ne eğitim vermeye mi geldiler yoksa Türk Sağlık Kuvvetleri'nin içerisindeki Müslüman olan kişileri ayıklamak için mi geldiler? Yani bugün Türk Sağlık Kuvvetleri'ndeki bir general sivil toplum kuruluşlarıyla ne tür bağlantısı olabilir ki? Evet. Evet. Yani bu adamlar Türk milletini özünden, kültüründen, benliğinden kopartmak için başımıza getirmiş olan kendisi Türk üniformu, Türk subayı üniforması giymiş fakat aklı ve beyni Yahudi'ye, Amerika'ya, İngiliz'e çalışan evet. kişiler. Evet. Peki şimdi mesela performans ölçümü yine aynı şeye geliyoruz. Yani bir şirkete baktığınız zaman şirketin şeyi de bakarlar. Sene sonunda performansı nasıl, bilmem nesi nasıl diye. İyi mi kötü mü diye. Bir dönem siz hatırlar mısınız bilmiyorum. Bizim dönemlerde cemseler memseler vardı. Böyle evet. şey yerdi. Benzini böyle içmezdi, yutardı adeta. Hiç umurlarında olmazdı mesela o generallerin, subayların. Hiç devletin parası sanki onların parası gibiydi. Sonradan bir şey oldu mu? Performansta bir iyileşme oldu mu? Böyle daha böyle ne diyelim ona tasarrufa gidildi mi? Daha ekonomik davranılmaya başlandı mı? Şimdi ben 2009 yılında ayrıldım. Ayrıldık ama yine bağlantılarımız falan vardı. Şimdi Türk Sağlık Kuvvetleri'nde tasarruf diye bir şey olmaz. Kesinlikle. Eğer bir birlik tasarruf yapıyorsa bir iki askeri mağdur ediyordu. Mağdur ediyordu. Bunu Hendek operasyonlarında çok çok gördük. Yani Cumhurbaşkanımızın talimatıyla cephedeki operasyondaki askerlere ne istiyorsa gönderilecek demesine rağmen o Hendek operasyonlarında o polislere, askerlere erzak götürmeyen subayları vardı. Erzak göndermeyen tavuk komutanları, birlik komutanları vardı. Neden? Yani orada bir neden? Yani o sebebi ne? Yani neden yapıyorlar onu? Burada
Kendileri mi yiyor parayı? Askeri personeli hükümete düşman etme. Askeri personeli hükümete düşman etme. Benim burada arkadaşlarım vardı. Diyor ki biz gidiyoruz. Normalde 10 gün operasyon yapmamız gerekirken bize 15 gün operasyon yaptırıyorlardı. Bizi geri çekmiyorlardı. Artı erzak göndermiyorlardı. Şimdi ben 1995 yılında İran sınırında Hakkari'deyken bize 4 günde bir, 5 günde bir o günün imkanlarıyla erzak gelirdi. Benim bahsettiğim olay 2012 yılında Hendek operasyonlarında arada yaklaşık 20 yıl var. 18 yıl var. 18 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri hiç mi ilerleyemedi? Hiç mi başarı, hiç mi gelişim sağlayamadı? O Hendek operasyonundaki askerlere erzak gönderemeyecek kadar basiresiz mi kaldılar? Burada maksat Tugay komutanlarının, birlik komutanlarının sırf oradaki asker hükümete düşman olsun, devlete düşman olsun düşüncesinde hareket ettiler. Yani bilerek sekte vurduruyorlar, ne diyelim ona. Bilerek yapıyorlar bunu, utanmazlar, çelme takıyorlar yani. Peki. FETÖ'cü ortaya çıktı. Sadece FETÖ'cü değildir ya, yani FETÖ daha dün çıktı abi, daha önce bunlar da yine yapıyorlardı yolsuzlukları. Ya yapıyorlardı, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu bana çok kolaycı geliyor, yani şimdi artık her şeyi FETÖ diyoruz. Ya FETÖ daha dün çıktı, bu adamlar her zaman yolsuzluk yapıyordu. Onu her zaman yapıyorlardı. Ben şimdi benim düşüncem şu, FETÖ ve Kemalizm aynı, değişmiyor. Madalyonun bir diğer yüzü. Kişi aynı. Evet. Senin karşında Atatürk'ü savunuyor, dönüyor öbür tarafa Atatürk'ü kötülüyor. Evet. Aynı kişiyle, değişen bir şey yok. Yani KETO, Kemalist Terör Örgütü. Niye hiç bahsetmiyoruz mesela? Ya şimdi 28 Şubat döneminde yaklaşık kaç 93, 94, 95, 96, 2004 yılına kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinden asılan Müslüman subay, asubay, Müslüman çavuşları kim attı? Kemalist subaylar attı. KETO attı işte. Yani. Evet. Kim ihbar etti? FETÖ'cü subayları ihbar etti. Evet. Peki şimdi bu bölümün son 8 dakikası şeyi düşünüyor musunuz? PKK'yı devletin kurduğunu düşünüyor musunuz? Eski devletin, MİT'in? Hissettiniz mi bunu Güneydoğu'da? Yani şimdi yani bir danışıklı dövüş oynanıyor mu? Şimdi ben bir olaya şimdi şahit olmadım. Fakat bir olayı duydum. Evet. Benim Şırnak'ta görev yaptığım köyde bir korucubaşı vardı. Bu sene 91-92 yıllarında jandarma özel harekatla ve özel kuvvetlerle aynı zamanda MİT'le Şırnak bölgesinde, Hakkari bölgesinde beraber çalışmış olan bir kişi. Ama ne yazık ki bu şahıs 2007 yılında PKK'ya yardım ve yasaklar tutuklandı. İki tarafa da çalışıyor. Şimdi iki tarafa da. Dolayısıyla şu var. Abdullah Öcalan'ın geçmişi zaten MİT'in... O biliniyor artık, evet. Evet, bir tane MİT personeliydi. Dolayısıyla... Bunu devlet kurmuş olabilir mi? Olabilir yani. Eski devletin derin devleti kurmuş olabilir. Burada maksat şu, zaten 1923 yılında Anadolu halkı kesinlikle rahat ve huzur etmedi. Gayrimüslimler de rahat etmedi. Müslüman Anadolu ahalisi de rahat etmedi. Çünkü buradaki toplumları birbirine kavga ettirmek için ellerine gelen her şeyi yaptılar. Bakın, Kurtuluş Savaşı'nda destek veren Kürt aşiretleri ne yaptılar? Baskınlarla susturdular. Dolayısıyla hilafetin kaldırılmasına karşı çıkan Anadolu Türk ahalilerinin de
ne yaptılar? Baskılarla susturdular. Bir sürü Kurtuluş Savaşı'na katılmış olan kişileri, savaştan sonra gazi olan kişileri astılar. Menemen olayını çıkarttılar, Müslümanların üzerine yıktılar. Dolayısıyla 1923'ten sonra kesinlikle 1900 kaç halen de devam ediyor o kavga. Alevilerle kavgalıyız, Kürtlerle kavgalıyız, Türkler gayrimüslimlerle kavgalıyız. Yani kavgalı olmadığımız hiçbir şey yok yani bu Anadolu'da. Ne yazık ki bunu körüklediler. Bunu körükleyenler de bazen asker oldu, bazen jandarma oldu, bazen polis oldu. Bugün polis rüşvet alarken, yani bugün derken sene 2005'ten önce rüşvet alan bir polisi Hakkari'ye sürgüne gönderdiler. Şimdi Hakkari'deki vatandaş devlet geldi diye polise eline bakıyor. Polis onu soymaya çalışıyor. Mesela jandarma. Jandarma bir köye gidiyor. Köyün muhtarını dövüyor. Orada ziyafet çektiriyor kendisine. Ondan sonra bir daha her sefer geldiğinde ben böyle ziyafet ederim diyor. Şimdi o köy halkı, o askere, o jandarmaya ne gözle bakar? Ben doğuda bulunduğum köylerde bunları gördüm. Yaşlı olan oradaki Kürt vatandaşlar bunu bize defalarca anlattılar yani. Şimdi bu toplumu birbirine düşürme, kavgalaştırma projesi. Başka bir şey değil. Yani bir olmaya çalışıyoruz, birlikte olmaya çalışıyoruz ama velakin bu kin içimize işlemiş, herkesin içine işlemiş, herkes birbirine ne yazık ki düşman gözüyle bakıyor. Evet, peki. O zaman şey yapalım biz, bu bölümü de burada bitirelim. Üç yapalım, üçüncü bölüm yapalım müsaadenizle. Bitmedi konuşacaklar. Peki, kalın orada. Evet sevgili seyirciler, ikinci bölümün sonu. Üçüncü bölümle bir devam edelim. Görüşmek üzere.